Çağlar Boyunca'dan merhaba. Bugün Profesör Doktor Hacer Ansal konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba canım, hoş buldum. Toplumsal gelişim ve sanayiyi konuşalım istiyoruz bugün sizinle. Hem uzun yıllardır akademide yaptığınız çalışmalar, yetiştirdiğiniz öğrenciler, hem yurt dışında hem Türkiye'de sanayi ilişkisi ve toplumların gelişimi konusunda yazdığınız, yaptığınız bütün çalışmalar, tabii eminim çok şey var söyleyecek ama bizim acaba madalyonun arkasında görmediğimiz başka bir dünya var mı? Ya da fark etmediğimiz, yani bu toplumsal gelişimi etkileyen dinamikler sanayi bağlamında neler? Bir bunları sizden dinleyelim istiyoruz. Tabii ki. İlk önce çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için onur oldu Can TV'de teşekkür bulunmak. Ederim. Şimdi toplumsal gelişim ve sanayi ilişkisi deyince tabii ki sanayileşme, ekonomik kalkınma, ekonomik gelişme için çok çok önemli. Hatta zorunlu. Çünkü bir ekonomide sadece bir sektöre bağlı olarak kalkınma ya da gelişme çok zor. Yani sadece tarım ya sadece hizmet sektörü. Çünkü bu sektörler işte ekonomik, politik, iklimsel değişimler gibi bir sürü faktörden dolayı çok kırılganlar, çok çabuk etkileniyorlar. Dolayısıyla sanayileşme çok önemli. Fakat bunu söylerken nasıl bir sanayileşmeyi sorgulamak gerekiyor. Fakat toplumsal gelişme ve sanayi ilişkisi dedik. Şimdi toplumsal gelişme ya da insani gelişmeyle sanayileşmeyi de birbirinden ayırarak bakmakta yarar var. Evet. Yani toplumsal gelişme, insani gelişme, sanayileşme. Evet, yani toplumsal gelişme ve insani gelişmeyi bir arada alıyorum ben. Hı hı. Bir de sanayileşme. Şimdi herhangi bir ülkenin sanayileşme düzeyiyle insani gelişimi, toplumsal gelişimini karıştırmamak lazım. Birbirinden farklı şeyler. Hı hı. Toplumlarda insani gelişme endekslerini mesela ölçmek için çok farklı farklı endeksler geliştirildi ama hı hı. Esas itibariyle Birleşmiş Milletler'in insani gelişme endeksi var. Bu endekste 3 şeye bakılıyor. Bir tanesi uzun sağlıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak. Yani ne kadar bu kaynaklara ulaşabiliyor o ülkedeki insanlar ona bakılıyor. İşte yaşam süreleri, ortalama yaşam süreleri, çocuk ölümleri oranları nüfusa göre falan bunlar çok önemli. İkinci olarak bilgi ve eğitim alabilme imkanına sahip olmak insani gelişme endeksinde çok önemli. Yani işte o ülkede okur yazar oranı, ilkokulu bitirenlerin oranı, üniversiteye gidenlerin oranı vesaire bunlara bakılıyor. Üçüncü olarak da insana yaraşır bir hayat yaşayabilmeleri için insanların gerekli kaynaklara ulaşabilme imkanı ne kadar diye bakılıyor. Yani ortalama gelirleri insanların ne kadar diye. Tabii bu ortalama gelir söz konusu olunca tekrar ekonomiye dönüyoruz, tekrar sanayileşmeye dönüyoruz. Evet, yani bütün bu şey için sanayileşme önemli. Ama tekrar nasıl bir sanayileşme? Bu soruyu sorgulamak ve sormak çok önemli. Son dönemlerde, son 10 yıllarda diyebilirim. Bu konu oldukça yoğun bir şekilde tartışılıyor. Yani doğayı mahvetmeden, ekolojik sistemi alt üst etmeden ve gelecek nesillerin imkanlarını, fırsatlarını bozmadan sürdürülebilir sanayileşme diye bir şey var. Bu son derece önemli. Yani bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken gelecek nesillerin fırsatlarını, imkanlarını daraltmadan onları da kollayarak sanayileşme diyoruz. Yani onlara bırakacağımız dünyada kaynaklar, onların seçeneklerini hiçbir şekilde kısıtlamamalı. Böyle bir sanayileşme planlanması ve düşünülmesi gerek. Yani tüm bireylere eşit fırsatlar yaratacak, her bireyin potansiyelini sonuna kadar kullanabileceği sanayileşme önemli diyoruz. Şimdi bu bağlamda teknolojiye
değinmek lazım. Çünkü sanayileşmenin en önemli unsuru malum teknoloji. Evet. O zaman teknolojik gelişmeler hangi yönde gelişiyor? Nasıl şekillendiriliyor da sorgulamaya girmesi gerekiyor? Evet. Yani belirli bir azınlığın mutluluğu için ya da işte büyük ya da çok uluslu şirketlerin çıkarlarını koruyan, onların çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirilen, onların karlarını maksimize edecek şekilde geliştirilen teknolojiler değil, bütün yurttaşların çıkarlarına, mutluluğuna hizmet edecek teknolojiler. Hı hı. Ha, bu mümkün mü? Ancak yurttaşların da işte bu teknolojik gelişmelerin ortaya çıkarılma aşamasında onların da payı ve katkısı olması lazım. Yani bütün paydaşların bu aşamada sürece katılması önemli. Hı hı. Ha, kapitalist sistemde bu nasıl mümkünü? Evet. Bu konuda kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Sizi dinlerken benim çalışma alanlarımdan bir tanesi insan kaynakları yönetimi, biliyorsunuz. Tabii. Ve hani insan kaynakları yönetimi anlayışının gelişmesinin en temel tetikleyicilerinden bir tanesi tarihte buhar makinesinin bulunmasıdır. Çünkü buhar makinesiyle birlikte James Watt'ın işte bu keşfettiği, tasarladığı bu mühendislik tasarımı çoklu üretimi ve seri üretimi kolaylaştıran, motorize eden bir sistemi hazırlamıştır. Aynen, işte sanayi devrimlerinden bahsediyoruz. Aslında endüstri devrimi bir herhalde, değil mi? Şimdi evet, birinci, buharın ortaya çıkıyor. Buharın üretimde üretimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte fabrikalar ilk ortaya çıkıyor. Bu birinci devrim olarak işte adlandırılıyor. İkincisi elektriğin üretim sürecinde kullanılmaya başlanması. İşte Fordist üretim, montaj hattı vesaire. Bu birinci devrim boyutuna baktığımızda iş gücünün, yani emek yoğun çalışılan alanlarda, işte sanayi ortamlarında sadece işte kas, kuvvet ve o zorlu ve ağır ve rutin işleri yapabilecek bir aslında robotik bir şey, değil mi burada? Yani sanayinin insanı koyduğu yer aslında tamamen çıkış noktası burası. Evet, evet. Şimdi taylorizm diyoruz buna. Evet, Taylor kronolojiyi alarak insanların üretimdeki tam olarak ne iş yapacaklarını, hangi hareketleri kaç saniye içinde yapmaları gerektiğini çok katı bir biçimde belirliyor ve bütün işçileri o şekilde çalışmaya itiyor. Yani tamamen mekanize olmuş bir işçi kitlesi. Tabii bu daha önce, yani sanayi devrimi öncesi üretime baktığımızda çalışan için, üreten için inanılmaz bir değişim ve özellikle montaj hattında da çalışmaya başlayıp sadece birkaç saniye içinde aynı şeyleri böyle tekrar etmeye başlayan insan farklı bir çalışan ve tabii o sırada baktığımızda o sıradaki o yıllardaki gelişmeye bayağı ciddi protestolar falan da çıkmış. Tabii. Ama yani geldiğimiz nokta. Evet. Zaten hani hakikaten de bu örgütlü çalışma, yani işte çok sayıda insanın seri üretim süreçlerine katılması beraberinde tabii hak ve işte sendikal örgütlenmeleri, hak mücadelelerinde değil aslında yoğunlaşmaya başladığı zamanlar. Sendikaların ortaya çıkışında böyle. 1850'lerin ikinci dönemi. Fakat ya bu kadar zaman geçti. Ya bu keşiflerle beraber kaç tane sanayi devrimi yaşadı dünya. Sürekli her günde kendini yeniliyor ve gelişiyor. Ama hala insanlar mutsuz. İşte fırsatlara erişmekte tamamen adaletsiz bir takım durumlarla karşı karşıya. Bu ne yazık ki hani dünyanın başka bir realitesi. Burada bilinçli çalışan, bilinçli yurttaş olmanın çok büyük önemi olduğunu görüyoruz. Buradan o zaman biraz daha ilerleyecek olursak, son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir kavram var. Bu kavramla izleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum bu vesileyle. Sanayi 4.0 deniyor.
Evet. İşte biraz önce saydığımız birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimlerinin bu da dördüncüsü. Tam olarak nedir Sanayi 4.0 hocam? Şimdi üçüncüyü üçüncüsü dijitalleşme. Evet. Yani 1970'lerden sonra dijitalliğin üretime katılması diyebiliriz. Şimdi yani Sanayi 4.0... bilgisayarın çalışma hayatına girmesiyle aynen elektronik teknolojisinin yavaş yavaş üretim sürecine girmesiyle ilgili. Fakat son dönemlerde bu dijital teknolojilerle bağlantılı olarak işte bulut bilişim, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar gibi çok farklı sensörler falan, dronlar hepsini duyuyoruz. Evet, evet. Bütün bunların üretim sürecine derinlemesine entegre olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sanayileşmenin yeni boyutu diyebiliriz. Dördüncü sanayi devrimi deniyor, sanayi 4.0 deniyor. Yani mekanikle dijitalin bir arada olduğu. Tamamen dijitalleşmesi. Tamamen dijitalleşmesi. Ve esas önemli olan burada üretim sürecindeki işte makina, ürün, çalışanlar, süreçler, bu sensörler ve internet aracılığıyla birbirleriyle bağlantıda olması. Yani sürekli birbirleriyle iletişimde olan şeylerden bahsediyoruz. Bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Ya hangi makine, hangi ürün, hangi ısıda gibi her türlü bilgi paylaşılıyor. Ya bu bir nevi sinir ağı gibi. Aynen öyle. Değil mi? Bilgi ağı var birbirlerinin arasında. Tamamen öyle. İşte entegrasyon, tam entegrasyondan bahsediliyor. Yani entegrasyon deyince de bir firma içindeki dikey entegrasyon var. Yani işte pazarlama, satış, ürün geliştirme, finans, bütün bölümler arasında bir entegrasyon ve bilgi akışı var. Bir de daha da bunun ötesinde yatay entegrasyon dediğimiz bütün tedarik zincirinde mevcut firmaların üretim süreçlerinin tamamıyla birbirleriyle entegrasyonundan bahsediyoruz. Bu çok önemli bu Sanayi 4.0 açısından. Çünkü birbirleriyle tamamen entegrasyon halinde ama sürekli de bu sistem için veri üretiyor sistem. Bu veriler sürekli olarak analiz ediliyor ve bu süreç sürekli olarak iyileştirilebiliyor, optimize edilebiliyor. Bu da çok önemli bir fark Sanayi 4.0 peki, açısından. Peki gündelik hayatta bunun yansıması nasıl? Var mı gündelik hayatta bunun tüketici olarak hani bunu ne şekilde görüyoruz mesela? İnsan olarak şimdi ekonomik forumun raporlarında falan Sanayi 4.0 sadece nasıl insanların nasıl çalışacağını değil nasıl birer insan olacağını belirleyecek diyor. Yani o derece önemli. Fakat Sanayi 4.0'ın ötesinde yani günlük hayatımıza sanayinin ötesinde bu gelişme günlük hayatımıza giriş biçimiyle Internet of Things ya da nesnelerin interneti olarak biliniyor. Dolayısıyla işte bu Internet of Things bizim hayatımıza girince birkaç örnek verebilirim. Mesela sabah kalkacağınız zaman saati kurdunuz. Yaklaşık 7'de kalkıyorsunuzdur mesela. 7'de kurdunuz ama bu bilgi sizin kahve makinesine de gidiyor. 7'de kalkacak, 7'ye çeyrek kala sizin çayınız, kahveniz hazırlanmaya başlıyor. Yani ocağın altı yakılacak, tamamen fırın ısıtılacak. Şimdi başka bir örnek, benim hoşuma giden bir örnek bu. Evinizde bütün malzemelerinizi koyduğunuz raflarda tartı sistemi var. Bütün bu rafların birbirine bağlandığı bir bağlandığı bir bilgisayar var. Buzdolabında yine bir bilgisayar var. Şimdi bu tartılar, tartı sistemi sürekli olarak sizin her malzemeyi ne kadar sıklıkla kullandığınızı kontrol ediyor ve bitmekte olan malzemelerin listesini çıkarıyor. Bir sipariş listesi çıkarıyor. Buzdolabından gelen verileri de alışveriş alarak. Alışveriş listesi. Evet. Bunu sizin marketinize gönderiyor. Markette başka bir bilgisayar o şeyleri, ürünleri sepete itiyor. Bu sepet bir drone aracılığıyla sizin adresinize geliyor. Asansörü sizin şifrenizle açıyor.
ve dairenize kadar geliyor. Hollywood'un bilim kurgu filmlerindeki bir sahne sanki. Aynen öyle. Bu şu anda ne kadarı hayata geçti? Yavaş yavaş bu akıllı binalar, akıllı şehir falan şeyinde, bağlamında yavaş yavaş uygulamaya geçmiş vaziyette. Ama daha yakın bir uygulama, hepimizin duyduğu şey var. Sürücüsüz araçlar. Evet, evet. Yani siz telefonla çağıracaksınız, işte şu, bir noktadan alacak sizi, istediğiniz yere götürecek. Kredi kartınıza yazılacak, ödeme yapma durumunuz olmayacak, park sorunu yok. Üstelik de bu elektrikli sürücüsüz araçlar doğayı pisletmeyecek. Evet, havayı... Kazalar çok 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 minimize edilecek deniyor. Evet. Bunun dışında işte daha böyle riskli işlerde kullanımı bu robotların, işte madencilikte vesairede kullanımı önemli. Tabii biz kadınları ilgilendiren bir boyutta hizmetçi robotların ortaya çıkması. Yani işte evi temizleyecek, ütü yapacak. Hatta geçenlerde bir televizyonda gördüm. Gurme robotlar. Öyle mi? Evet, bu gece ben Çin yemeği istiyorum. Malzeme de işte buzdolabında diyorsunuz. O yapıyor. Çin yani aşçılık gurme becerileri de geliştirecekler. Aynen öyle. Yani günlük yaşama yansımaları bu şeyden bahsediyorlar mesela. Bu daha ileriki aşamalarda olacak bir şey herhalde ama tarlalarda çalışacak robotlar. Bunlar işte şeyin toprağın cinsine göre ne kadar gübre konulacak ya da konulmayacak, işte bu toprakta şu ürünleri bu kadar şey etmek lazım, yetiştirmek lazım. Ve bunlar böyle global olarak iletişim halinde olduğu için bütün dünyaya yetecek ürünün yetiştirilmesi konusunda çok önemli olacaklar deniyor. Ve işte böyle kimyasal artık falan organik tarım. Ma yönelik de olacakmış. Bunlar da madalyonun ön yüzündeki çok güzel, çok parlak görüntüler değil mi? Şeyden de bahsediyor. İşte fabrikalar 7/24 çalışacak. Ama efendim işte enerji tasarrufu %70'lere varan bir enerji tasarrufu sağlanacak. Çünkü karanlıkta da çalışabilecekler. Mesela. Bu tür şeyler avantajlardan bahsediliyor. Sanıyorum inşaat sektörünü de etkileyecektir. Çünkü duvar ören bir robot görmüştüm. Evet. Sizin alanınızda inşaat değil mi? İdi. Çok büyük oranda bir emek yoğun bir alan orası ve sanıyorum hani çok yüksek oranda robotik iş gücü devreye alınacaktır. Tamamen öyle. Hakikaten. Evet, bunlar madalyonun güzel tarafları. Bizi hayatı belki de çok kolaylaştıracağını düşündüğümüz teknolojik gelişmeler içeriyor. Peki iş gücünü nasıl etkileyecek diye madalyonun arkasına bakabiliriz. Tabii benim açımdan da bir iktisatçı, yani teknolojilerin iktisadi açısı topluma etkileşimini inceleyen birisi olarak bu beni çok ilgilendiren bir alan oldu hep. Tabii çok açık, yani sanayi 4.0 emeği, çalışanı, iş gücünü çok çok olumsuz etkileyecek. Bazı şeyler, işte yeni teknolojiler çıkınca yeni iş alanları da yaratılıyor. O kadar büyük bir etkisi olmayacak deniyor ama işte telafi mekanizmalarından falan bahsedilir. Oralara uzun uzun girmeyeyim. Fakat sanayi 4.0'ın emeği ortadan kaldıran, iş gücünü ortadan kaldıran bir yanı pek çok kaynak, yani çoğunlukla kabul edilen bir şey. Gerçekten bir sürü mesleğin ortadan kalkacağı mesela söz konusu. Çok somut örnek vereyim. Yatırım danışmanı, hasta bakıcı, taksi, kamyon şoförleri vesaire, tamamen meslek. Kamyon şoförleriyle ilgili mesela çok ilginç. 2 sene oldu hatta. Sofya'dan kalkan bir nakliye şirketine ait kamyon konvoyu Sofya'dan sürücüsüz olarak başladı ve Rotterdam'a, Hollanda'da Rotterdam limanına kadar
sürücüsüz bir konvoy gitti. Şimdi bunun başarıyla yolculuk tamamlandı. Sürücüsüz olduğu için şimdi nakliye sektöründe şoförlere ödenen ücret %70'i nakliye maliyetinin. Evet. Bir %70 kadar büyük bir maliyeti kazanımı oluyor şirketler açısından. Şey açısından da çok önemli diyorlar. Şoför çünkü unuttum şimdi. 8 saat çalışıyor. Uykusuz uyumadan 8 ya da 9 saat çalışıyor diye biliyorum ben. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj. Bir de şoförler hızlı gidiyorlar. Tabii. Bir an evvel ulaşmak için. Yani riskli. Dolayısıyla daha fazla benzin harcadığı falan söyleniyor. Evet. Dolayısıyla güvenlik açısından hem yakıt maliyeti açısından. Evet. Çeşitli açılardan. Yani şoförlük burada risk altındaki mesleklerden biri. Risk altında mesela Oxford Üniversitesi'nce yapılan bir çalışmadan bahsedeceğim. O beni çok etkilemişti. 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işlerin %47'si, hemen hemen yarısı yok olma riski taşıyormuş. Hı hı. Yani bu son derece ciddi bir şey. Çok. Dolayısıyla ne yapacak bu insanlar? İşte soru orada. Evet. Yani işsizlik giderek artıyor. Yani kapitalist sistem açısından da baktığımızda ciddi bir kriz bekliyor bizi gibi bir şeyim var, benim beklentim var. Çünkü çok artacak, üretim miktarı çok artacak. Evet. İşsizlik artacak. Hı hı. Bu işsizliğin bu kadar yüksek oranda ortaya çıkacağı bir ortamda bu üretilenleri kim tüketecek, kim satın alacak sorunu ciddi bir sorun. Tabii. Yani o zaman bütün bunların olabilmesi için, yani smooth bir şekilde diyeyim, İngilizce Türkçesini bulduramadım şimdi. Yumuşak bir şekilde hayata geçirilebilmesi için mutlaka başka bir düzen yaratılması gerek. Yani eski Keynesyen ortama, Keynesyen politikaların, onlara benzer politikalar, işsizlere o tüketimi sağlayacak gelir mesela. Yurttaş gelirinden bahsediliyor Keynes son zamanlarda. Keynes bir ekonomist değil mi? Tabii. Herkesin bildiğini varsayarak ben böyle konuşuyorum. Yok, çok keyifli. Evet, Keynes'in burada savunduğu ya da öne sürdüğü yeni iş, iş alanları yaratmak lazım. Yani kapitalist ekonomi kendiliğinden bu dengeyi sağlayamaz, üretim-tüketim dengesini sağlayamaz. Dolayısıyla üretimde çalışma alanları yaratmak lazım ki tüketim artırılabilsin. Bununla ilgili benim de gördüğüm, rastladığım çeşitli çalışmalar, makalelerde gördüğüm şeyler var. Evet. Bu dijital sistemler, bu akıllı sistemler birbiriyle bir bağlantı içinde ya da robotlar aracılığıyla bir sürü iş yapılacak, edilecek. Ama merak etmeyin, bunları zaten insanlar yönetecek, insanlar bunları programlayacak. Belki de tamir, cihazların, robotların, makinelerin tamir edilmesi ilgili çok daha geniş bir çalışma alanı oluşacak ya da bunları tasarlayacak, yapacak. Ama buraya baktığımda da son derece nitelikli bir iş gücünden aslında bahsediliyor. Evet. Yani mühendislik bilgisi gerektiren, değil mi? Temel bir takım. Özellikle de IT sektörü dediğimiz iletişim, bilişim sektörünün. Yani yeni bir iş alanı doğacaksa da buradaki profil gidecek, orada çalışacak. Evet. Ama çalışabilirse. Çalışamayacak çok sayıda insan var. Yani bir ofiste resepsiyon masasından itibaren orada çalışan birçok insan var ve belki de karşılama masasından itibaren, güvenlikten itibaren öyle, artık o insanlar istihdamdan uzaklaşacaklar.
yani iş gücünü çok olumsuz etkileyecek bir tarafı var. Bununla ilgili de o zaman bir takım tedbirler alınması ya da öngörüler, yani mesela Dünya Ekonomik Forumu'nda bu konuşuldu mu acaba? Yani bu olası riskler nasıl? Konuşuluyor. Fakat şeyde gelişmekte olan ülkeleri daha da çok etkiliyor. Şimdi biz Türkiye malum gelişmekte olan bir ülke olarak sayılıyor. Şimdi daha önce bildiğimiz gibi bütün bu gelişmiş ülkelerin bir takım emek yoğun sektörleri, işleri hep gelişmekte olan ülkelere kaydırıldı. İşte Nike'ın uzak doğuda üretildiği falan hepimiz biliyoruz. Şimdi bütün bu geriye dönüyor olacak. Yani emeğe ihtiyaç olmadığı zaman merkeze tekrar dönüyor olacak üretim. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeleri inanılmaz derecede olumsuz etkileyecek bir şey de var. Ya 15 şirketin tedarik zincirini incelemiş bir araştırma. Bu tedarik zincirinde 116 milyon esas bordroda gözükmemekle birlikte taşeronlar aracılığıyla 116 milyon gibi bir rakam var. Sadece 15 şirketin altında çalışan 116 milyon kişi. Bunlar işsiz kalacak. Evet. Yani bizi çok ilgilendiriyor. Kadınları daha da çok ilgilendiriyor. Evet. Çünkü hepimizin bildiği gibi yani esas emek yoğun işlerde kadınlar çalışıyor. Evet. Yani hem bütün gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de. Kadın işsizliğini daha da artıracak olacak. Şimdi geleceğin mesleği ya da geleceğin sektörü olarak bilinen bu bilişim, iletişim teknolojilerinde o sektöre baktığımızda kadın çok az. Çok az. Yani %18 falan gibi bir takım rakamlar var. Vaktimiz olursa varsa onlara da değinebilirim aslında. Şimdi endüstride cinsiyet ayrımı raporu çıkardı Dünya Ekonomik Forumu 2016 konferansında. 5 yıl içinde 3 milyon kadının işine 5 yıl içinde diyor. 2016'da çıkmış. 3 yılı gitti bile. Evet, gitti. 3 milyon kişinin kadının işini kaybetmesi bekleniyor. Ve işte teknik alanlarda çok az varlık gösteren kadınların işi tamamen tehlikeye girmiş vaziyette. Dünyada peki bilişim sektöründeki kadının yeri nedir ve ne olacak gibi bir şeye baktığımızda şimdi tüm dünyada üniversitede okuyan her bir kadından sadece 29'u bu sektöre, bu üniversitelere giriyor. Bilişim veya ilgili bir alandan mezun oluyor. 1000 kişiden 29'u. Ama bu 29 kadından da sadece 4'ü bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili işlere girebiliyorlar. 4000 kişi de 4. Yani çok ciddi bir rakam çok, bu. Kadınlar çok. Açısından çok çok, çok. Yani önemli. Feci bir şekilde örtüyor o halde. Evet. Sektörde kalabilmesini bir kadının. Yani sektöre daha derinlemesine baktığımızda gerçekten de cinsiyetçi olarak da çok kötü bir sicili var. Erkek yani yoğun. Erkek yoğun. Şeyler bu çağrı merkezlerinde malum kadınlar daha fazla ama onları dahil etsek dahi çalışan oranı %18-%25 arasında değişiyor gelişmiş ülkelerde bile. Şeyde gene Dünya Bankası'nın 2016 Dünya Gelişme Raporu'nda bilişim becerileri gerektiren işlerde erkeklerin kadın çalışanların yaklaşık 8 katı kadar olduğu ortaya çıkmış. Ha yani peki Amerika Birleşik Devletleri işte en gelişmiş ülke, Silicon Valley Vadisi falan var. Burada durum ne diye bakılmış. Mesela Apple'da teknik işlerde çalışan kadın oranı %20 sadece. Hani en gelişmiş şirketler bunlar. Ki bu sektörde Apple'ın durumu en iyi bu açıdan, en iyi olduğu söyleniyor. Twitter'da bu oran sadece %10'muş. Sadece %10 oranında kadın çalışan var. Evet.
Ve dünyanın en büyük 11 teknoloji firmasında teknik işlerin %85'i erkekler tarafından Kaldı yürütülüyor. Ki bu Twitter gibi dijital anlamda da hani dünya devi olmuş kurumlar yeni nesil. Tamamen anlayışla öyle. Yeni nesil yaklaşımla yapılıyor ve aynen. Kadın iş gücü oranı aynen ortada. Canım. Şeye baktım bir de, bilgisayar mühendisinden mezun kadınların işe girdikten sonra işi terk olan oranı da çok yüksek. Evet. Yani işe girebiliyorlar, girmişler ama %56'sı bu kadınların kariyerlerinin daha ortasında işlerinden ayrılmışlar. Şeyleri de eşit muameleye tabi olmadıklarından dolayı yani cinsiyet eşitsizliği her yerde olduğu gibi evet, orada da karşımıza çıkıyor. Aynen. Çok o açıdan umutsuz bir şey. Bir umutsuz bir şey daha söyleyeyim. Maalesef hep kötü haberler veriyor gibi olacağım ama Dünya Ekonomik Forum'un 2014'te yaptığı kadınlarla erkeklerin eşit ekonomik ve politik katılımını ifade eden cinsiyet paritesi var. Bu cinsiyet paritesinin işte paritesinde 80 yıl içinde eşitlik sağlanacağı öngörülmüş 2014'te. Evet. 2016 yılında yapılmış olan çalışma bu eşitlik sağlanacak yıl sayısını 117 yıla çıkarmış. 80. Yani giderek kötülüyor. Giderek. Evet. Ufuk çizgisi gibi yaklaştıkça uzaklaşan bir öyle, durumda hakikaten. Çok, maalesef. Çok maalesef trajik. Canım. Çok Türkiye'de de durum şey değil, daha farklı değil. Daha farklı değil. Giderek bu üniversitelere, yani bu bilişim sektörüne eleman yetiştiren üniversitelerdeki öğrenci sayısına baktım, kız öğrenci sayısına. Hem az hem de sene itibariyle artmıyor, azalıyor. Özendirmek, teşvik etmek, desteklemek tabii burada herhalde kesinlikle, çok önemli. Kesinlikle. O kapıların yani, açık olduğunun gösterilmesi aynen. son derece hem hükümetlerin, önemli. Hem firmaların, hem üniversitelerin bu konuda tabii. Çok özel politikalar izlemesi lazım. Bu sadece şirket sahiplerinin yapabileceği bir şey değil. Bu bir yok, feministlere kadınlara iş düşüyor bence fazla. Onlara kesinlikle iş düşüyor. Fakat hani en tepeden tabii. Entegrasyon, o değişim. Bilim teknoloji politikaları, istihdam politikaları ona göre uyarlanması lazım. Tabii ciddi hani, önlemler alınması lazım. Kesinlikle. Tabii hani önümüze düşen çok umut verici güzel gelişmeler var. İşte genç bilim insanları, özellikle kadınlar çok güzel işlere imza atıyorlar. Araştırmaların parçaları oluyorlar. Kaldı ki kara deliğin fotoğrafının çekilmesinin değil arkasında mi? Yine kadınlar var. Çok çok güzel ama o kadar az ki değil mi? Çok yani böyle maalesef. Tek tük ve bu sayının artması. Bu yeni gelişmeler bağlamında baktığımızda umut var bir şey. Göremediğimiz bizi üzen şey esas itibariyle. Evet. Yani bilişim sektörü parlayacak olan geleceğin sektörü ama orada baktığımızda durum vahim. Hı hı. Ne yapılması gerekiyor peki? Bunu nasıl değiştirmek mümkün olabilir? Feministler dedim, ciddiydim o konuda. Peki. Çünkü yani ataerkil kültür, erkeklerde zaten egemen malum. ama kadınların da içselleştirdiği bir şey. Evet. Yani ben bu sektörlere gireceğim. Normalleştirilmiş değil mi bu? Evet. Kabul görmüş. Yani bu sektörlere kadın işi değil diye bakmalarından dolayı bir sürü kadın girmiyor. Girdikten sonra da şey de engelleyici oluyor. İşte çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işi, yemek işi vesaire. Tabii. Yani bütün bunlar o sektörler, talepkar sektör bu sektörler. Tabii. Ama bu talebe karşılık bir de bu ev işleri falan girdiğinde aynı derecede rekabet eder pozisyonda olamıyorlar maalesef. İşte çocuk mucuk olduğu zaman da bırakıyorlar. Çok vahim. Yine yapılmış araştırmalardan birkaçında görmüştüm. Akademideki kadınların yardımcı doçentlik seviyesinin üzerine çıkabilme oranının çok düşük olduğuyla ilgili. Çok düşük. Çünkü uzun saatler çalışmayı, değil mi? Odaklanmayı ve
belki de evden uzak kalmayı da gerektiriyor. Tabii tabii. Yani tabii evin geç dışına, vakitlere kadar çalışmanız. Evin dışında vesaire, kalmayı tabii, gerektiriyor. Tabii, tabii. Tabii akademide özellikle profesör düzeyinde ve de idareci düzeyinde diyelim. Çok az kadın üst düzey var. Son derece maalesef az değil mi? Çok çok az kadın var. En fazla sayı asistan ya da işte araştırma görevlisi evet. Seviyesinde. Sonra hatta kadınların sayısı orada erkeklerden fazla. Yakın zamanda Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak bir rapor çıkaracağız. 2002-2018 arasında üniversite nereden nereye diye. Burada bu sayıları çıkardık. Yani işte araştırma asistanı, yardımcı doçent, doçent, profesör ne kadar kadın ne kadar erkek. Bütün sayılar orada görülüyor evet. olacak. Maalesef öyle. Yani piramidin altındaki kadın bütün sektörlerde öyle. Oranı evet bütün sektörlerde evet. daha fazla. Yukarıya üstelik doğru de hani eskiden böyle ağır iş yapılan sektörlerde tabii kas gücü lazım. Hı-hı. Kadın Hı-hı. çalışamaz falan. Evet. Yeni sektörlerde kas gücüyle falan ilgisi yok ki doğru, işlerin. Doğru. Tamamen yani şey ataerkil kültürün evet. getirdiği bir takım Hı-hı. içselleştirilmiş evet. şeylerden dolayı maalesef evet. kadınlar bu sektörlerde. Artık buna değil. Öğrenilmiş çaresizlik mi diyelim, kabul görmüş bir takım kodlar mı diyelim. Maalesef. Evet orada kendi kendini eleyen bir anlayışa da sahip olabiliyor kadın. O halde toparlayacak olursak yani sanayi 4.0 ve işte sanayileşme, toplumsal ve insani gelişim açılarından hani birçok şeyi konuştuk. Şu anda geldiğimiz nokta hepimizin yani kadın ve erkek herkesin hep beraber herhalde bu yeni dünyaya en iyi adaptasyonu sağlayacak şekilde kendimizi geliştirmemiz. Başka seçeneğimiz yok anlıyorum ki. Yani bu dünya çok yakın. Yani Türkiye'yi de işte birçok yaşam alanını da etkileyecek. Hani belki buna erişebilenler öncelikle bu hizmetlerden faydalanacak ama sanayi tarafında zaten sistem bu şekilde evet. yürüyor olacak. O halde kendimizi geliştirmek, donatmak kaçınılmaz bir gereklilik. Şeyi de unutmamak lazım. Yani bu sanayinin nereye doğru gideceğine dair, teknolojik gelişmeleri nasıl şekillendirildiğine dair de sorgulamamızı yapmamız ve mümkün olduğu kadar bu sürece müdahale etmek. Elbette insani dünyayı koruyan, korumaya amaçlayan bir tabii, anlayış doğrultusunda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok, ben teşekkür ederim. Çok önemli şeyler öğrendik sizden bugün. Sağ olun. Paylaşımlarınız için hoş geldiniz yeniden. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, çağlar boyunca bu haftada tamamlandı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Akşamlar.